Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2023 Pregame Editor'ün nasıl kullanıldığını ve inceliklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basılıca basarak destek olmayı acaba ayrıca... bu da değil, aşağıdan yani. Ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi Steam kullanan arkadaşlar için Futbol Manager editöre nasıl ulaşabileceklerini gösteriyorum. Şurada solda kütüphaneye geliyorsunuz önce. Şurada solda araçlar var. Araçları seçtiğinizde Football Manager editörler burada karşımıza çıkıyor. Football Manager 2023 editör. Burada başlat yerinde yükle var. Yüklüyorsunuz ve hızlı bir şekilde sahip oluyorsunuz. Başlat dediğimizde hemen Steam Cloud'la senkronize oluyor diyor ve hızlı bir şekilde editör açılıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Editör açıldığında bize ilk etapta veri tabanını seçmemizi söylüyor. Veri tabanı nedir arkadaşlar? Flow Manager 2023 ilk çıktığında bu veri tabanıyla çıkıyor. Yani sezonun ilk başındaki veri tabanı budur. 2023 20, -23 3 ve güncellemesi kış transfer güncellemesi bu da son depremden sonraki ve transferin son günde yetişmeyen transferlerin bazı düzenlemelerinin yapıldığı kış transfer güncellemesindeki hataların minimize hale indirildiği datadır. Biz son datayı kullanalım. Tamam diyelim ve veri tabanını yüklerken bakalım işimize. Veri tabanı bir şekilde yüklendiğine göre şöyle temel olarak bakalım yukarıdan. Dosya zaten klasik her programda hemen hemen tanıdığınız bir yapı. Editörde bir veri tabanı yüklemek istediğinizde burada yine veri tabanları az evvel bahsettiklerimden bir tanesine değişiklik yapabiliyorsunuz. İçeri al dediğimizde herhangi bir editör datam yok. Şu anda içeri alabileceğim ve dışa aktar dediğimde şu anki datalardan bir tanesini dışarı aktarmak manasına görüyor. Editör verisi yükle dediğimde bakın mesela daha önceden değişiklik yapılmış bir editör datasını değiştirmek istiyorsunuz. Bunlar da benim editör data yani C belgelerim Spor Interaktif FM23'ün içindeki editör editör data klasöründeki hatta şöyle göstereyim bakın fm23 fm23 ve editör datanın içindeki dosyalar bugüne kadar yapmış olduğum dosyalar yabancı kuralı kaldırma ile ilgili kafanıza takılan bir şey var mesela yabancı kuralı kaldırma datasını açıyorsunuz ve onu yüklüyor bu dosya en son eski veri tabanında kaydedilmiş yeni tabanın yeni veri tabanında bazı farklılıklar olabilir diye uyarıyor bize yani bunun için yeni veri tabanına göre yapabilirsiniz demek istiyor açıkçası. Onun dışında baktığımızda burada editör verisini birleştir veya sadece veri tabanı değişiklikleri yapabiliyorsun. Editör verisini kaydet ve editör verisini farklı kaydet. Başka bir isimde hakkında da zaten onunla ilgili. Kurallar kısmına az sonra değineceğim. Editte e, burada bazı yapmış olduğunuz çok işlemleri çoklamak adına böyle bir durum var. Sakatlıkları kaldır, cezalıları kaldır gibi seçenekler var. Ayarlarda yine e, oyunda kullandığınız bazı ayarları değiştirmenize sebebiyet veriyor. Mesela parayı İngiliz sterlini olarak gösteriyor ama biz avro olarak kullandığımız için böyle. Maaşı mesela oyunda yıllık kullandığımız için yıllığa getirdik. Ee, onun dışında veri dili Türk, Turkish olarak gözüküyor. Ondalık simgesi normal ve gibi 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 şeyler. Şimdi asıl nokta tabi burada veri tabanı yükleyelim tekrardan bu arada. Veri tabanının üstünden anlatayım. Burada yapabileceğimiz birçok şey var. Var bunlar neler diye bana soruyorsunuz sık sık. Öncelikle videonun en başında bahsedeyim Türkiye Ligi veya herhangi bir lig için Şampiyonlar Ligi kurallarının değişikliği bu videoda yok arkadaşlar. Bunu arıyorsanız e, videodan çıkabilirsiniz şu an için. Çünkü bunu yapabilecek bir data dosyası mevcut değil. Yaptığını iddia edenler var ama bu dosyalar hiçbir şekilde çalışmıyor. Ben de yaptım görünürde çalışır olarak gözüküyor ama pratikte kesinlikle çalışmıyor. Şimdi burada bakın sözleşmeler var. Sözleşmelerle ilgili bazı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Zaten 6 tane kaydı var burada. Avrupa Birliği sözleşmeleri de burada çok fazla zaten şey yok. Burada mesela Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin içine ekleyebilirsiniz. Mesela ekle diyelim arkadaşlar. Şuradan gelelim. Türkiye diyelim ve Türkiye Avrupa Birliği'nin içinde bir takım o ülke oldu artık ve Türkiye'de Avrupa Birliği'nden sayılıyor. Yani zaten Türkiye varmış galiba. Neyse Avrupa Birliği'nden sayılıyor. Veri tabanına tekrar geldik. Avrupa Ekonomik Alanı falan filan burada Serbest Ticaret Birliği falan var. Ödüller de mesela altın ayakkabıyı görüyorsunuz burada. Altın ayakkabıyla ilgili değiştirebileceğiniz çok fazla bir şey yok zaten ama kuralları var mesela nasıl bir şekilde olsun Sıralama sayısı 1'den 3'e sadece birinci sırayı gösterebilirsiniz. Uygulama medyada mesela çıkıyormuş. Her türlü bazdan herkes falan medya gibi. Burada değiştirebileceğiniz önceki kazanana izin gibi bir şey var. Bir kazanan bir daha kazanamasın derseniz böyle olabiliyormuş. Geri geldiğimizde veri tabanına yukarıdan kulüplerden mesela geldik buraya çok sorulan sorulardan bir tanesi. Real Madrid'i açtık arkadaşlar. Real Madrid'in üstünde birçok şey yapabiliyoruz. Bunların başında neler geliyor? Real Madrid'in adını değiştirebiliriz birincisi. Real Madrid'in aşağı indik ülkesini değiştirebiliriz. Nasıl değiştiriyorsun diye soruyordunuz bana. Real Madrid mesela Türkiye'ye gönderelim. Türkiye Ligi'ne gönderdik. Ülke temelini ne yapalım? Türkiye yapalım. Ülke temelini Türkiye yapmazsak biraz sıkıntı çıkıyor. Uluslararası Kupa ülkesi. İspanya'da kalırsa bu uluslararası kupa ülkesi arkadaşlar. Oyun bazında sıkıntı oluyor. Türkiye liginde Real Madrid ne kadar şampiyon olursa olsun herhangi bir kupaya katılamıyor. Onun için bunda yok derseniz veya Türkiye derseniz zaten otomatikman Türkiye olacaktır. Burada şehrini de Türkiye'den bir şehir yaparsanız arkadaşlar kondisyon olarak çok az daha yolculuk yapacakları için takımdaki oyuncular daha performans verecektir. Onu da söyleyebilirim. a takımları var. Onun dışında Bon ortaklığı var. Burada takımın, kulübün aslında nasıl bir yapıda yönetildiği, dernek yapısında mı AŞ yapısında mı, limited şirket olarak yönetiliyormuş mesela. Stadyumu var. Stadyumu burada 100 bin kişiye kadar çıkarabilirsiniz. En, en düşük taraftan en yüksek taraftarla oynayabilirsiniz. Mali durumlarında para ekleyebilirsiniz. Burada size zengin iş adamını ön plana getirmenizi öneriyorum. Ayrıca bazı kritik noktalar da var. Özellikle 9150 olan itibar tabi normal ama 9150 mesela 6000 yapalım bakın bu itibarı Real Madrid'se. Maliye gelelim ve malide 200-500 bin euro eklemeye çalışalım Real Madrid'in kasasına. 50.000 bin oldu. 1-0 da attığımızda bakın eklemeyebilir. Eklemedi. Neden? Çünkü itibarımız düşük diyor. itibarımız düşük olduğu için Real Madrid'in kasasına 50.000 bin euro ekliyor sadece. Transfer bütçesi de aynı şekilde arttırabilirsiniz. izin verilen en yüksek maaş burada. Önemli noktalardan bir tanesi. Bunu da 811 bin euroya kadar arttırabiliyormuşuz. Ee, onun dışında oyuncu maaş bütçesinde, sezonluk maaş bütçesinde belirleyebiliyorsunuz. Zengin iş adamı başlangıç bütçesini yükseltti. Burada bunu tiklerseniz oyun başlangıcında takımınız daha başarılı olur. Burada diğer ayarlarda var. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Diğer gelirler önemli nokta. Sponsorluk gelirleri takımlara maaş bütçesini vesaireyi nasıl eklediğim yerler bunlar arkadaşlar. Ekle dediğimizde burada diğer gelir geliyor mesela 1 milyar euro ekleyebiliyoruz. 1 milyar euro eklediğimizde e, diğer geliri veya yani ne genel sponsor Soruları ekleyebiliriz başlangıç tarihi bitiş tarihi deriz ve yinelenen gelir dediğimizde yinelenen gelir devamlı aynı şekilde devam ediyor. Mesela burada 1 milyar euroyu 10 senelik aralıklara bölerseniz yılda size 100 milyon euroluk bir bedel verecektir takımınıza 100 milyon euroyu verdiğinde her sene bunu 12 senede 10 senede bölecektir. Borçlarını takımları silebilirsiniz. Temizliğe bastığınızda silinir. Finansal fair play kaydı yok. Zaten burada e, Brahim Diaz'ın mesela Milan'a geri alma opsiyonu var. 27 milyon euroluk. Şu an satış maddelerinde Lucas Vazquez'in %25 maddesi var. Şarta bağlı maddeler vesaire. Burada taksitler var. Diğer bütün mali durumları buradan değiştirebiliyorsunuz. Taraftar profili, taktiksel özellikler, taraftarların hedefleri, sözleşme türleri, forma, forma rengine kadar varırcasına değiştirebiliyorsunuz. Burada en önemlisi e, takımda bazı değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Mesela Mariano'yu biz bu takımdan Mariano'yu gönderemiyorum şu an. Neden gönderemiyorum? Ekle, ekleyebiliyorum sadece. Mesela Messi'yi Real Madrid'e koymak istedik arkadaşlar. Herhangi bir oyuncuyu gönderemiyormuş. Onu da sonradan fark ettim. Lionel Messi şu anda Real Madrid'e geldi. Kiralık giden oyuncuları e, kaldırmak istiyorsunuz mesela. Kaptanlarını değiştirmek istiyorsunuz. Emekli edilen forma numarası 7 numarayı e, kaldırabilirsiniz burada. Sorumluluklarda da e, burada Kimin ne iş yapacağını gösteren bir nokta var. Mevcut bağlantılar Burada hangi takımlar olduğunu takımın mevcut üye onaylı takımlar rekorlarını değiştirebilirsiniz. İşte değişiklikler takım lig geçmişi gibi birçok şey mevcut kulüplerde. Şehirlerle ilgili ne yapabiliriz ona bakalım. Şehirlerle ilgili şehirlerin yerini değiştirebiliriz. Nüfusunu değiştirebiliriz. Çekiciliğini değiştirebiliyoruz. Yükseklik burada aynı şekilde. Hava durumunu İngiliz English Inland diyor özür dilerim yanlış okumuşum. Neler varmış mesela burada? İlk defa bakıyorum ben de bunlara. Mesela İspanya ya da Batı Avusturya gibi seçenekler söz konusuymuş. Turnuvalarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde değiştirebileceğiniz bazı noktalar var. Bunlardan bazıları takımları değiştiremiyorsunuz şu an için. Turnuva rekorlarını değiştirebilirsiniz. Diğer ayarları yapmak için burada kurallar üstünden yapacağız onları da anlatacağım sizlere. Kıtalarda bazı yeni bir kıta ekleyebilirsiniz. O da size kalmış ama tabii burada lig düzenlerini vesaireyi yeniden düzenlemeniz gerekiyor. Turnuvalarda değişiklik yapmanız gerekiyor. Avrupa Futbol Şampiyonasına mesela Katılacak takımları e, değiştirmeniz gerekiyor. yani bir kutu ekleyeceksiniz falan. Para birimleri bunu da soruyorsunuz. Mesela doları 1 TL yapmak istiyorum ben diye soran arkadaşlar var. Burada mesela şöyle yaptığımız mesela Kanada doları 1 sterline eşit olsun dediğimizde Kanada doları artık 1 sterline eşit oluyor arkadaşlar. Türk iş lira dediğimizde Türk iş lira diye mi geçiyor? Türk lirası mesela 20.97 olarak gözüküyor. 1 e, sterlin karşısında. Onu da 1 lira yaptığımızda 1 sterlin yaptığımızda Türk lirası da artık 1 sterline eşdeğer oluyor. Çok büyük farklılıklar olmuyor. Sadece işte oyuncuların TL ile oynayan arkadaşlar için biraz farklılıklar oluyor. Derbilerde mesela bir şeyler değiştirebilirsiniz. Şuraya isim diyelim. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin adı ne ki? Burada var mı ya da böyle bir derbi? Fenerbahçe'yi zor buluruz buradan. Fenerbahçe Galatasaray. Real Madrid Barcelona derbisinin adı Fenerbahçe İstanbul derbisi olarak geçiyormuş bunda. Evet neden aklıma gelmediyse İstanbul derbisinde Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş olarak geçiyor. İstanbul derbisi de tanımlarda burada yeni bir mevki de ekleyebiliyorsunuz ama çok da tavsiye etmiyorum. Bunlar oyunun tamamen metrini bozan şeyler ya da işte burada bazı noktalar var. Excel verileri gibi düşünün arkadaşlar. Sakatlıklara farklı sakatlıklar ekleyebiliyorsunuz. Mesela işte farklı ne? Mesela burada ne var? Kalça çatlağı diyor. Kalçada çatlak en az 60 gün ilave 120 gün etki oranı 70 olarak gözüküyor. Ortaya çıkış oranı. Ha mesela Burada bir derseniz herkesin kalçası kırılabilir. Maç sakatlığı yüzdesi 60 diyor. Burada kategorileri de değiştirebiliyorsunuz. Uzman tarafından yapılması gerekiyor falan filan. Onun dışında dillere geldiğimizde dillerde de değişiklikler yapabilirsiniz. Yerel bölgelerde farklılıklar yapabilirsiniz. Medya kaynakları burada mesela FM bağımlısının yapmış olduğu bir Türk medya yaması var. Onu eklediğiniz takdirde noktalara da gidebilirsiniz. Mesela Türkiye'den Herhangi bir şey var mı ona bakayım Avrupa diyor ulusal diyor Türk, Türk'te de 442 var mesela Görüntülüyorum ülkelerde yeni Ülke ekleyebiliyorsunuz ee, Buradan yeni ülke ekleyemiyormuş pardon ya Mesela bir ülkeyi düzenleyebiliyoruz pardon. Bir ülkeyi düzenleyebiliyoruz onu da buradan yapabilirsiniz. Tüm bilgisini işte burada inceleyebilirsiniz. En azından temelini anlatıyorum sizlere nasıl yapabildiğinizi. Kişiler önemli bir nokta. Oyuna yeni bir insan eklemek istediğinizde burada mesela oyuncuyu seçiyorsunuz. Oyuncuyu seçtikten sonra ismini yazıyorsunuz. ikinci adını yazıyorsunuz. Boy yazıyorsunuz. Boy mesela sayıyla bir nokta. 1.55 olsun boyu ağırlığı da 50 olsun. Burada işte ilinden diğer verilere kadar dolduruyorsunuz hangi ülkeden olduğunu. ikinci ülkesi var mı? Uluslararası veri de olmasını istiyor musunuz? Sözleşmesi hangi takımlaysa burada ara dediğinizde koşu renkli isim diyorsunuz. Burada Manchester City'de olsun mesela hangi tarihe kadar sözleşmesinin olmasını istediğinizi yazıyorsunuz. Kişisel verilerini burada dolduruyorsunuz. Burada uyum işte gizli özellikler bunlar açıkçası gizli özellikleri dolduruyorsunuz onların dışında bu dillere ekledikten sonra özellikler de emeklilikler diller oyuncu verilerine geldiğinizde forma adı ve mevcut yetenekle potansiyel yetenek. Potansiyel yeteneği aralıklı çıkmasını isteyebilirsiniz. 170 ila 120, 200 arasında çıksın diyorsunuzdur mesela. Onun dışında mevcut itibar 200 üzerinden neyi ülkesindeki itibar dünyadaki itibar vesaire eğitim aldığı ülke kulübün altyapısından yetişen falan pozisyon hangi pozisyonda olmasını istiyorsanız bu şekilde ekliyorsunuz mevki skorları var mevcut yetenek ilişki özellikleri var zihinsel özelliklerini buradan düzeltiyorsunuz tek tek hangisinin kaç olmasını istiyorsanız fiziksel özellikler keza aynı şekilde Teknik özelliklerini değiştiriyorsunuz ve kaleji özelliklerine dokunmuyorsunuz herhangi bir oyuncuysa tüm özelliklere bakıyorsunuz. Burada oyunun hepsini 20 yaptığınızda bir kontrollü atribut var. Yani burada düzenlenen özellik var. Mesela hepsini 20 yaparsanız ağırlıklı bir ortalama alıyor ve bu ağırlıklı ortalamanın sonucunda özelliği 20'den 15'e 16'lara indiriyor. Waitings var burada işte piyasa değeri vesaire değiştirebiliyorsunuz. Oyuncu tercihleri burada sert şutlar çeker. Hep defans takılır gibi özellikler var. İlişkilerde sevdiği kulüpler var. Sevilmeyen kulüpler var. Oyuncunun tabi bazı eklenebilir durumları da var arkadaşlar. Bunlar işte gelecek planlarıyla ilgili kariyer planları mesela kariyer planlarında Olmak ister diyoruz. Mesela oyuncu olmak ister. Nerede oyuncu olmak ister? Manchester City'de oyuncu olmak ister. Diye diyorsunuz mesela kulüp. Diyorsunuz burada e, kariyeri boyunca bunun peşinde koşuyor oyuncu hedefleri doğrultusunda. En sonunda geliyorsunuz buraya. Oyuncu verisini farklı kaydet diyorsunuz ve veriyi komple e, deneme diyelim şuna. Deneme dedikten sonra kaydettik ve bu oyuncu artık FMD -Sada, Sadas diye çıkacak. Biraz sonra da göstereceğim zaten detaylı olarak. Şöyle bir tabana tekrar geliyorum. Stadyumlarda değişiklik yapabilirsiniz. Mesela şuraya. Şükrü Saraç yazalım. Çıkacak mı? Çık, çıktı. Şükrü Saraç olanla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bunları oyun içi editörle de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Ee, kapasitesi bu kadar. Arttırılabilir mi kapasitesi? Vesaire vesaire değiştiriyorsunuz. Ve sahipliği e, burada kulüp yapabilirsiniz. Özel yapabilirsiniz. Özel yaptığınızda bir şey değişmiyor. Falan filan böyle koltuk rengini falan değiştirebiliyorsunuz buradan. Böyle değişiklikler var. Alternatif isimler veya farklı kapasite değişimleri söz konusu burada yapabileceğiniz etap isimleri var. Burada çok mesele değil. Ee, onun dışında hava durumu var. Hava durumu da çok böyle bir durum değil arkadaşlar. Şimdi kurallar kısmına gireceğim son olarak. Kurallar kısmında neler yapabiliriz arkadaşlar? Kuralları nasıl yapıyoruz öncelikle? Şimdi 3 çeşit kural kural var arkadaşlar. Ülke kuralı ekleyebiliyoruz. Uluslararası kulüp kuralı ekleyebiliyoruz. Milli takım kuralı ekleyebiliyoruz. Şimdi burada uluslararası kulüp kuralı ekle zor. Milli takım kuralı ekle zor. Bizim en çok kullanabileceğimiz ülke kuralı ekle. Ülke kuralı ekle dediğimizde burada böyle bir ekran açılıyor bakın. Burada yeni turnuvalar ve kurallar oluştur dersek bizim için sıkıntı mevcut. Yapıya alt ligler ve kupalar ekle. Şimdi mevcut ülkeler diyor. Mevcut ülkelerden biz ne yaparız genelde? Kendi ligimiz olan Türkiye ligini seçeriz bitir Bitirdiğimizde böyle bir ekran karşımıza çıkar. Herhangi bir şey yok. Sonra geldiğimizde kurallara bakın burada tekrar kurallara geliyorsunuz. Kurallara geldiğinizde gelişmiş kurallara çevir. Kesinlikle bunu demeniz lazım. Demezseniz sıkıntı. Gelişmiş kurallara çevirdiğinizde bir uyarı veriyor. Bakın diyor bir şey yapabilirsiniz diyor. Sıkıntıya girebilirsiniz. Bunu yapmaktan emin misiniz diyor. Evet diyorsunuz. Oyununuzda hiçbir zarar vermez. Bu arada. Bunu da bilgilendireyim sizlerle. İçin kuralları göster diyor. Bakın Türkiye, Türkiye Süper Ligi, Lig, 3. üçüncülük hangisi için değiştirmek istiyorsunuz? Genel olarak Türkiye için mi değiştirmek istiyorsunuz? Burada açıyorsunuz. Şimdi burada neler var? Bakın öncelik ne diyor bize? Türkiye Süper Ligi 20 takım fixed, 18 team 21, 22, 18 team 19, 19. Tabi burada değişiklik yapamıyorsunuz arkadaşlar. Esnetebilir. Fazladan üst lige yükselmeyi ve düşmeyi kapatır diyor. Bakın bunları değiştirebilirsiniz ama bunları değiştirmek zor. Ekle dediğinizde mesela bakın ekle dediğinizde ne ekliyor aşağıya? Kurallar bakın sıkıntı, sıkıntılı işler. Ülkeye geldiğimizde bakalım neler varmış burada neler yapabilirmiş? Geçerlilik seviyesi 1. Varsayılan maç zamanları hafta sonları 15 Varsay hafta ortası 20 demiş mesela. Gerekli takımlar şimdi gerekli takımlarda yaşanan sıkıntı nedir? Bunu söyleyeyim size. Türkiye Süper Ligi e, ilk başta 19 takımla başlıyor. Bazı kuralları değiştirdiğimizde 19 takımda kalıyor. Bunu çözebilen bir yamaya da şu ana kadar rastlamadım. E, eğer bazı kuralları değiştirirseniz takımlar sonsuza dek 19 takım şeklinde döngü halinde Süper Lig'de işliyor. Ben de görmedim. Gören varsa aydınlatsın. A2 kuralları var. Bunlar yine çok müdahale edilmemesi gereken kurallar. fixtür kuralları bizim için en önemli kural noktasında arkadaşlar. E, kural 0 Premier gördüğünüz kural arkadaşlar Süper Lig için olan kurallar. Süper Lig için kuralları açtığımızda kadro seçim kurallarını açtık. Bakın bizim başımıza bela olan yer çıktı karşımıza. kadrodaki ki yabancı uyruğu oyuncular, yabancı uyruklu oyuncular 17'denmiş. Mesela çok biz istiyoruz. 99 hiç istemiyoruz. 5 mesela yaptık. Kadro, maç kadrosundaki yabancı mesela 4 yaptık bunu da. Takımdaki 21 yaş 21 yaş ve üstü 3 veya 3 yaş altı milli veya U. ne biçim bir şey bu? Bunu sil. Mesela benim hoşuma gitmedi bu abi. Bunu kaldırmak istiyorum. Ya bunların hepsini kaldırmak. U23'leri kaldırmak istiyorum mesela. Kadrodaki kaleciler. Ne karışıyor benim kalecime? Belki stoper oynatacağım. Maç kadrosundaki yerli kaleciler. Biz yerlilikten taraf değiliz mesela. İşte kadro büyüklüğü. 99 tane kadro büyüklüğüm olsun. 99 tane oyuncu kaydedebileyim. Maç kadrosunda genç sözleşmesine sahip oyuncular kaldır abi. Kadrodaki yerli kaleciler kaldır. Sağdaki 11'deki yabancı sayısı 3 mesela. Falan böyle yaptık bunu. Bunu yaptıktan sonra bir de hızımı alamadım geldim TFF 1. Lig'e. DFF 1. Lig'deki bütün kadro yaş sınırı olanları sildim. Kaldırdım. Kalecilerle ilgileri de kaldırdım. Yerli kaleciyi de kaldırdım. Maç kadrosunda giy yabancı. Kadrodaki yabancı uyruklu. Bir. Mesela dedim buna da bir dedim ve buna da bir dedim mesela yabancı sınırı koymuş olduk aslında bir nevi. Sonra geldik bunu arkadaşlar e, kaydetme noktasına ama kaydetmeden önce göstermek istediğim bazı noktalar daha var onları göstereyim. Fikstür kurallarının ardından disiplin kuralları var. Disiplin kurallarında aslında çok fazla değiştirebileceğiniz bir şey yok. Hazırlık kamp aralıkları falan yazabiliyorsunuz. Ya bunları yaptığınızda bazen çakışmalar olabiliyor ve sıkıntı yaşıyor oyun. Transfer dönemini değiştirebilirsiniz transfer kurallarında. İşte bazı değiştirebileceğiniz şeyler var. Onun dışında çalışma izni kuralları, sözleşme kuralları, draftlar, ekstra yardımcılar var. Bir de oyuncu değişikliği sayısını değiştirmek isteyen arkadaşlar vardı. Onlarla ilgili de Aktarımlarda bulunacağım sizlere. Şöyle Türkiye Süper Ligine geldiğimizde, bakın burada üç farklı dönem var. Bunlardan bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Bu şurada bir sıralama kuralları değil. Evet, sonunda bir uzun arayıştan sonra buldum arkadaşlar. Şimdi Türkiye Süper Ligine geliyorsunuz buradan. Türkiye Süper Ligine geldikten sonra, bakın şöyle menüler var. Şöyle menülerden burada. Fixed olan, düzenlenmiş olanı açıyorsunuz. Düzenlenmiş olanı açtıktan sonra e, karşınıza turlar geliyor. Turlardan Stage 0, league, league olanı açıyorsunuz. Genelde bir şey yok. Ve e, takımlar ve lig ayarları var. Lig ayarlarında bakın lig ayarlarına bastığınızda burada aşağı iniyorsunuz. Ve 10 oyuncudan 5 değişiklik hakkı. Siz bunu istemiyorsunuz. 10'dan 11, 10, 10'dan 12 işte gibi o 10 yedekten 5 değişiklik bir uzatmada yapılacak olarak şey yapabilirsiniz. 3 kere duraklatabilir. Uzatmalarda bir önce hakkı daha istiyorsanız bunu ekleyebilirsiniz oyununuza. Burada genel manada durum bu şekilde. Bunun dışında parasal durumlar var. Parasal ekleyebileceğiniz durumlar var. Transfer dönemleriyle ilgili durumlar var. Tabi bunları süperlik üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bakın paraya ve başlangıçtaki TV parasına kadar ekleyebiliyorsunuz. Ekleyelim mesela başlangıçtaki TV parası 50 milyon euro olsun, 500 milyon euro olsun neyse ya da. işte ayak bastı parasını ekleyemiyormuşuz, ekleyebiliyormuşuz şu anda. Aktif dediğimizde ayak bastı parası 50 milyon euro diyelim mesela burada 5 milyon euro yaptık. Son sıralama parasını burada e, takımların durumuna göre ekleyip düzeltebiliyorsunuz. Maç başına TV gelirini arttırabilirsiniz. E, 5 milyon euro da onu yapalım mesela ya da 500 bin euro. Gişe gelirleri kuralları diyebilirsiniz arkadaşlar. Maç için ödenecek para diyebilirsiniz. Dayanışma ödüllerini aktif edip burada ekleyebilirsiniz. Kurallar mesela. Geçen sene bu klasmana düşen takımlara ödeme yok diyelim mesela. Ee, burada bir ekleme yaptık. Sezonluk para ödülünü çarp demişiz mesela. Ee, geçerli olacak yıl sayısı 5 diyelim. Önceki sezonlarda verilen ayarlanacağı yıl en erken yıl denilmiş. Burada ayarları verebiliyorsunuz. Bunları deneyerek bulabilirsiniz hepsini. Ben denemedim bunların birçoğunu. ama böyle bir kullanım yöntemi var. Yükselen takımlar var. Yükselen takımlar, kayıtlı takımlar vesaire vesaire durumlar var. En son geldiğiniz editör verisini farklı Editör verisini kaydedelim daha doğrusu. Bakın ne diyor? Editör verisini kaydettiğimizde ne diyor? Editör verisi saklandı ama bu kurallarda geçerli olan birlik seviyesi bulunamadı. Onun için mutlaka test edin diyor. Eğer test etmezseniz buradaki kuralları bu oyununuzda soru işareti, ünlem işareti olarak çıkar. Oyunda kullanamazsınız. Kurallara geldiğimizde test kuralı diyoruz ve Hepsi diyoruz. Hepsini dedikten sonra bu bir test edecek hepsini tek tek böyle. E, biraz uzun sürebilir bu süreçler bilgisayarınızın uzuna bağlı olarak. Ama e, bu testi yaptıktan sonra editör datasının sağlam olduğunu eğer data sırasında bir hata verirse Demek ki bir yerlerde yanlış yaptığınızı söyleyecek size o yanlışı düzelt ondan sonra tekrar test et şeklinde yapacak. Mesela verebilir verirse e, tekrar üstüne düşmeyeceğim çünkü çok saçma sapan şeylerde değişiklikler yaptım. Mesela şu anda Süper Ligi kontrol etti sanırım diğer ligleri kontrol edecek tek tek. Neler olduğuna bakacağız açıkçası. Uzun zamandır böyle bir detaylı editör videosu çekmek istiyordum ama kısmet olmuyordu. Ee, şu an için güzel bir şekilde oyunumuza ekliyoruz. Ee, creating competitions diyor mesela competition. Şu an mesela test etti arkadaşlar. Test ettikten sonra hemen Football Manager 2023'ü açacağız. Football Manager 2023'ü açtıktan sonra hemen açılsın Football Manager 2023 arkadaşlar. Football Manager 2023 neyse. 2023 hızlı konuşacağım diye. Football Manager 2023 açılıyor hızlı bir şekilde ve size nasıl editörde yapmış olduğunuz datayı oyuna aktarabileceğinizi göstereceğim. Ondan sonra bir de ufak oyun içi editörden bahsederim. Oyun içi editörün alternatiflerinden bahsederim ve videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Biraz uzun oldu çünkü. Bölüm bölümde aşağıda neyden bahsetmeye çalıştığımı yazmaya çalışacağım. Söz vermeyeyim şimdiden. Çünkü biraz karışık anlatmış olabilirim. Şimdi Football Manager 2023 açıldı. Siz dosyanızı kaydettiniz. Dosya otomatik olarak belgelerimdeki FM23'ün içindeki editör dataya kaydoldu. Yeni bir oyuna başlıyoruz. Tabii ki şöyle bir şey var. Editör datada yapmış olduğunuz bütün değişiklikleri yeni oyunda uygulayabilirsiniz. Eski oyununuzda uygulayamazsınız kariyer dediğimizde şurada sağda bakın veri tabanı bölgesi var veri tabanı 23.4 olarak gözüküyor burada deneme olarak başlatmıştık mesela denemeyi onaylayalım ve deneme gelişmiş kurulumla başlasın hemen zaten Türkiye ligi ağırlıklı bir data olduğu için hemen sadece Türkiye ligini bırakalımızla açılması adına ee, şöyle hatta süper lig bile olur hatta durun süper lig olmaz birincilik olur oyuna başla diyelim oyuna başladıktan sonra zaten dataları yavaş yavaş yükleyecek. Yükledikten sonra bir kurallarımıza bakarız olmuş mu? Çünkü TFF birincilikte bir yabancılı bir kural yaptık arkadaşlar. Biraz da para ödülünü bol yaptık. Para ödüllü bir şekilde neler olacak? Messi, Real Madrid'e falan koymuştuk ama onlar tabii bu videonun konusu değil. Genel manada editörle ilgili sorularınız varsa da aşağıdan yazarak desteklerinizi isteyebilirsiniz benden. Şöyle hemen profili kullanalım ve kulüpsüz başla diyelim. Böyle kulüpsüz başlayalım. Bizden save isteyecek her zaman gibi sedasız yazalım. Burada Fenerbahçe diyelim. Mesela bütün takımları teknik adamsız bırakmak isteyebilirsiniz. Süper Lig'de. Bunun için Editor datayı kullanabilirsiniz. Sponsor gelir bakın. Sponsor geliri eklendi arkadaşlar şu anda. Şimdi şöyle bir kurallara bakalım. Kurallarda değiştirmiştik kuralları. En fazla 5 yabancı. Kadroda en fazla 99 yabancı olabilir. Para ödülü 38.52 milyon euro. 30.81 milyon euro. Tabi bunları değiştirdik ama ne kadar değiştirmiş olduğumuzu konusunda bir bilgim yok. Manager beraberlik parası bakın 1.33 galibiyet 2.67 milyon euroya yükselmiş. E çünkü neden oldu bu? Doları da TL ile eşitlediğimiz için oldu. Bunu da bilgisini paylaşayım. Çok keyifli bir data bekleyebilir sizlere. Evet dostlar durum böyle. Bir de oyun içi editöre bakalım. Oyun içi editörün birkaç noktası var. Organizasyon düzeltti biliyorsunuz. Burada çok fazla bir şey değiştiremiyorsunuz. Sadece itibarı arttırırsınız ama buradan arttırdığınız itibar hiçbir işe yaramıyor yedek kurallarını geçersiz kılma. Aa buradan bur burada da değiştirebiliyormuşuz. Lan o kadar aradım, 2 saat bunu aradım. Buradan değiştirebiliyormuşuz bakın arkadaşlar. Çok enteresan. Var veri tabanında ayarları aktif edebilirsiniz. Sadece koltuklu stadyumlar kullanılır, ek hakemler kullanılır falan filan buradan yapabiliyormuşuz. Takım bazında değişiklikler yapabiliyoruz oyun içi editörle. Oyun içi editörle kulüp detaylarını değiştirebiliriz. Mesela Antalyaspor'un itibarını 10.000 puan yapabiliriz. Buradan minimum seyircisini arttırabiliriz. Mali durum olarak destek verebiliriz. Transfer maddeleri var. Gelir borç kredileri silebiliriz. Geçen sezonlarda PreGame editörle yapabildiğimiz birçok şey oyun içi editöre geldi. Transfer maddeleri var. Tesislerle ilgili geliştirmeler yapabiliriz, ilişkileri değiştirebiliriz. Mevcut bağlılar, lantlar ve emekli edilen formalar buradan değişiyor. Oyuncu bazında veya teknik adam bazında burada yardımcı ekip detaylarında Nuri Şahin'in mesela potansiyelini 200 yapabiliriz. Buradan bunun da yine tam potansiyeli 200 yapabiliriz. Düzenlemeye başla dediğimizde burada özelliklerini değiştirebiliriz. Oyun içi editörü çok fazla bu şekilde kullanmanızı önermiyorum tabii ki. Bunun alternatifi bir program daha var arkadaşlar. FMRT isimli bir program ismine aldanmayın. FMRTE de yine Futbol Manager'da bazı oyuncuları bulmanızı sağlayabilecek bir program olarak bizlerin karşısında. Şöyle getirdim bakın açıldı. FMRT'yi şu anki aktif oyuna oyunu yükle dediğinizde aktif oyundaki bütün datayı içine alıyor. Datayı içine aldıktan sonra arkadaşlar buraya mesela şurada arama noktası var. Mesela ne yapmak istiyorsunuz siz? Bir tane sol beke ihtiyacınız var. Sol beke 4 kere tıklıyorsunuz. Koyu yeşil olduğunda burası. Mesela şimdiki yeteneği 120 olsun arkadaşlar ve 120 ile potansiyel yeteneği 150 arasında olan hatta 150 diyelim. Evet mesela burada çıkarttı. Şimdiki yeteneği 120 ile Potansiyel 160 arasında olan oyuncuları çıkarttı. Milos Kerkez var burada. Mesela Az Alkmaar'ın önemli oyuncularından bir tanesi bu olabilirsiniz. Burada değere göre sıralayabilirsiniz, takımına bakabilirsiniz. Takım olmayanlar serbesttir. Adriano mesela serbestmiş. Serbest oyuncu statüsünden oyuncu alabilirsiniz. Şöyle sözleşmeye gelirseniz de burada sözleşmeden serbest oyuncuları rahat bir şekilde bulursunuz. Mesela Musa Dembele serbestmiş alabilirsiniz. Perotti, Adriano, Carico Marlos, Elkelson ve Vrsalico gibi isimler burada alabileceğiniz oyuncular arasında gözüküyor. Bu da mini, bunun bir de mini app'ı var arkadaşlar. O bende var mı? Bakayım ona FMRTE diyeyim. O bende yok galiba. Dosya konumunu açayım bakayım burada. Şu program aç ya. Mini apu bulmaya çalışıyorum ben ya. Mini 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 FMRT. Bakın mini FMRT güzel. Mini FMRT güzel. Ben kullanmadım çok oyun içi editör olduğu için ama şöyle FM'nin içinde bu gözüküyor biraz daha büyütebilirsiniz. Ha burada mesela ben oyunculara bakmadığım için böyle gösteriyor bir saniye. Mesela Gökhan İnler'e geleyim. Bakın Gökhan İnler'e geldiğimde mesela her şeyi gösterdi arkadaşlar. Ne gösterdi bize? Bizim ayarladığımız şeyleri şimdiki yeteneğini gösterdi. Yani sizin aslında bir e, şeye ihtiyacınız yok. Oyun içi editörü satın almaya ihtiyacınız yok. FMRT'de bütün işinizi görüyor. Şuraya koyarsınız böyle. Çat diye bakarsınız. Ne oldu ne bittiğine. Tık diye değiştirirsiniz. Değişir hemen ne olduğunu. Yani idare edecek bir program açıkçası. Paranız yoksa e, Game Pass e üstünden oynuyorsanız muhakkak deneyebilirsiniz. Evet dostlar sizlerle bugün yaklaşık 30 dakika boyunca Football Manager Pre Game Editor, oyun içi editörün nasıl kullanıldığını anlatmaya çalıştım. Bir şey de anlatacağım. Bir şey de anlatacağım. Çok önemli bir nokta aslında. Çok merak ediyorsunuz, çok soruyorsunuz bana. E, taktikleri, videolarda taktik anlatıyorum mesela. Bu taktikleri nasıl yüklediğimi çok soruyorsunuz arkadaşlar. Onun için hemen şöyle bir sonraki diyeyim hızlıca. E, açalım. Çok basit aslında. Çok basit yöntemler bunlar ama e, biraz görmeden olmuyor. Taktiğe geliyorsunuz. Çok basit. Taktik yüklediyorsunuz. Eğer böyle bir ekran yoksa mesela uzun top taktiği seçiliydi sizde arkadaşlar. Siz burada geldiniz. Buradan yukarıdan artıya basıyorsunuz. Taktik yüklediyorsunuz. Ve e, Futbol Manager klasörünün içinde, belgelerindeki Futbol Manager klasörünün içinde Tactics var. Oraya yüklediniz. Taktiği Bursaspor Spor birinci sezonu açıyorsunuz, yüklediyorsunuz ve bitti. Bir tane taktiğiniz var. Çok beğeniyorsunuz bu taktiği. Taktiği kaydet diyorsunuz. Taktiği kaydediyoruz. A, S, kaydettim mesela. Bu taktik çok güzel. Yeniden almak istiyorum. Bakın A, diye burada oldu ve yükledim. Bu da geldi taktiğin içine. Çok basit yöntem muhakkak bakın arkadaşlar. Videoyu da burada bitiriyorum. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olun ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.